Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. Dün itibariyle bir parça giriş yaptık. İlk adımımızı attık elhamdülillah. Ayetler hakkında bir parça konuştuk. 9. sözün geneli hakkında bir parça sarfı kelam ettik. Ve bir de girizgahtaki cümleler üzerine gücümüz yettiğince düşüncelerimizi aktardık. Fakat dün dersten sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Bediüzzaman Hazretleri neden 9. söz gibi bir metin yazmış? Onca itikadi mesele, soru, şüphe varken neden böylesi bir mevzuyla, yani namazın 5 vakta tahsisiyle meşgul olmuş? Bunları düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Allah'u alem kaydıyla beyan edeyim. En doğrusunu Allah bilir kaydıyla beyan edeyim. Siz de üzerine düşünün diye söylemek istiyorum. Hatırlarsak Bediüzzaman'ın yaşadığı o çağ, yani 9. sözün ve diğer sözlerin telif edildiği çağ, 1920'lerden sonra, zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatı da 1960, Risale-i Nur'ların telifi, yani Yeni Sait dönemindeki telifler 1920 sonrası, namazın kılınmasının güçleştiği bir çağ. Ne demek bu? Yani devlet dine karşı bir tavır almış. Evet, ben laiyim diyor. Bütün dinlere eşit bakıyorum diyor. Tarafsızım diyor ama aslında bunu sahada uygulanma şekli dine karşıtlık olarak gözüküyor. Mesela anayasada devletin dini İslam'dır hükmü çıkarılmış. 1920'lerde çıkarılmış bu. Cumhuriyet kurulduğunda aslında Cumhuriyet'in de dini İslam. Bu yasada kayıtlı yani. Ama sonradan değiştirilmiş. Bunun yanı sıra işte ezanın Türkçeleştirilmesi, aslında ezanlıktan uzaklaştırılması. Türkçe ibadet teşebbüsleri var ama sonuç alınmamış onda. O kadarına cüret edememişler. Bir iki prototip uygulamada kalmış. Bunun yanı sıra pek çok uygulama var. Tesettür yasakları var. İşte tekkelerin, medreselerin kapatılması vesaire, bunlar tarafsızlıkla açıklanamaz. Devlet resmen dine karşı tavır almış o dönemde. Dinin toplumdaki etkisini, yaşanışını, aktarılışını, ilmi mirası engellemeye çalışmış. Alfabe değişimi bile böyle açıklanır yani. Başka türlü açıklanamaz. Alfabe değiştirilmiş niçin? Geçmişle bağını koparmışlar milletin. O zamana kadar düşünün, yani Türkler 1000 yıldır Müslüman olmuş. Kürtler belki 1200 yıldır Müslüman. Yani işte Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh Diyarbakır falan fethediliyor. O zamandan itibaren tabiinden Kürtlerin içinde alimler çıkmaya başlamış. Türklerden bir sürü alim çıkmış. O Müslüman olmalarından ta işte Osmanlı'nın yıkılışına kadar sürekli toprak bereket kaynamış. İslami ilimler açısından, yaşantı açısından, onun aktarılışı açısından hilafet merkezi olmuş o coğrafya. O coğrafyayı İslami kimliğinden uzaklaştırmak için de böyle bir hamle yapılmış. Öyle bir hale gelmiş ki yani 10 sene sonra doğan çocuk 10 sene önce basılan kitapları okuyamaz olmuş. Yani bunun bir operasyon olduğu, bir şeyler amaçlanarak yapıldığı çok bariz ortada. Hiçbir millet böyle kendi kültürüne karşı cinayet işlemez ama bizde işlenmiş. Maalesef bunları görmüşüz ve bağımız kopmuş. Bunun bir ileriki aşaması, belki sahadaki sonuçlarından birisi de namazların terki olmuş. Bakın, bunu bugün bile bir problem olarak yaşıyoruz. Her ne kadar hükümetimiz öyle bir hükümet olmasa da, dindarlara hürmetli, dine hürmetli, hatta taraftar bir hükümet olsa da hala o sahadaki korkuyu, baskıyı, zihinlerimize yerleşmiş endişeleri çözemiyoruz. Daha zamana ihtiyacımız var onları, o prangaları kırmak için.
İşte mesela memurların namaz meselesi. Ben hatırlıyorum geçmişte mesela memurlar namaz kılan adam memur oldu mu şey yapardı. Vakit namazlarını kılmazdı. Gece akşam gitti mi kaza ederdi hepsini falan. Böyle sorular olurdu hocalara. Hocalar da cevaplar verirdi falan filan. Hani olmaz sayılmaz yerine geçmez gibisinden cevaplar verirlerdi. Ama bu problem hep gündemdeydi. Namazlarımı kılamıyorum, ne yapmalıyım? İş yerimde namaz kılmama izin vermiyorlar, ne yapmalıyım? Yani şöyle bir şey oluştuğunu düşünüyorum. Bediüzzaman'ın zamanında da bu vardı mutlaka. Zannediyorum, tahmin ediyorum. İnsanlar vakit namazlarını kılamıyorlardı. Endişeleniyorlardı, korkuyorlardı. Veya devletle ilişkileri vardı. Menfaatlerinden de olmak istemiyor olabilir. Adam makam sahibidir, konum sahibidir. Belki orada o çelişkiye düşüyordu. Yani reddedemiyordu makamı, mevkiini. Namaza yapamıyordu, bedelleşemiyordu onu. Ne yapıyordu? Namazlarını terk ediyordu, kaza ediyordu akşam eve gidince. Böyle bir teselli, böyle bir argüman. Siz de duymuşsunuzdur, çok dolaştı yani. Biz çocukken bunu çok duyduk. Ya kaza edersin falan. Sanki kazası birebir namazın yerine geçiyormuş gibi. 9. sözdeki cepheyi açmasını Bediüzzaman'ın ben bu zeminde anlıyorum. Yani bakın bu vakitler önemli. Bu 5 vakte tahsis öylesine değil. Çok hikmetler var. Yerine gelmeyecek şartlar var kazada. Kaza demek namazı vaktinde kılmanın yerini tutmaz. Bu fedakarlığı, daha doğrusu bu vazgeçişi, fedakarlık değil o vazgeçiş. Fedakarlık yanlış bir kullanım oldu. O vazgeçişi yaparsanız yerini akşam kıldığınız namazla dolduramazsınız. Eve gittim, yatsı vaktinde bütün namazlarımı kıldım. Bununla o olmaz. Onun yeri dolmaz gibi bir müdafaa alanı, bir o bölgede tahşidat, bir çalışma, bir ne diyelim müminlerin dayanacağı argümantasyon oluşturma babında bu 9. söz yazılmış olabilir diye Allahu Alem kaydıyla aklıma geldi bu. Böyle bir hikmetten uzak görmüyorum. Çünkü biz o süreci her ne kadar onlar kadar ateşli yaşamasak da sonuçları itibariyle gördük yani 90'larda falan gördük yani bizim çocukluğumuzda 80'ler 90'lar. O zamanlar bu mevzular hep böyle konuşulurdu. İş yerinde namazımı kıldırmıyorlar, akşam gelip kaza edebilir miyim? Falan filan. Hayır, korumalısınız, yerinde kılmalısınız, zamanında kılmalısınız. Çünkü o onun yerini tutmaz. Beyanı belki yetmiyordu kimilerine. Burada Bediüzzaman Hazretleri geniş nükte nükte izahat verdi ki aman sakın burada taviz vermeyelim, burada sabit duralım diye olabilir diye düşünüyorum. En doğrusunu elbette ki Allah bilir. 9. söz 3 ayeti kerime ile başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim ki varlığı önemli, her yerdeki varlığı önemli ama buradaki varlığı ayrıca bir kıymet belirtiyor bize. Çünkü 9. sözün genelindeki tefekkürde de dedim ya o Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği ve 14. Leman'ın 2. makamında ders aldığımız 1. sözün hemen arkasından o katmanlı varlık algısı, birbirine bakan yüzleri olan, en büyükten en küçük resme kadar uzanan bir silsile, o düşünüş burada da iş yapıyor. Burada da işliyor. Burada da bize namazın vakitlerini anlama, hikmetlerini bir parça olsun derk etme babında zenginlik sunuyor. O bağı çözdüğünüz zaman rahimiyetten uluhiyete, rahimiyet, rahmaniyet, uluhiyet katmanlarındaki o varlığın ilgisini çözdüğünüz zaman, yani Bismillahirrahmanirrahim'i öyle bir bakış açısıyla okuduğunuz zaman, bu defa namazın vakitlerinin de insanın hayatındaki vakitlerden, gündelik vakitlerden ve büyük resimde evrenin vakitlerinden denk gelişlerle ilgili olduğunu, yani mesela burada söyleyecek işte kıyamete yakın ahir zaman neye bakıyor? İkindi vaktine yanlış hatırlamıyorsam bakıyor. O ikindi vakti insanın hayatında neye bakıyor? İhtiyarlık vaktine bakıyor falan. Bediüzzaman Hazretleri bu bağları kuracak bize. Zaman arasındaki bağları, zaman dilimleri arasındaki bağları, iz düşümleri öğretecek. Bu bağlamda Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği o perspektif
14. Leman'ın ikinci makamında bize anlatılan perspektif burada da yine karşımıza çıkacak. Bize ayetleri 3 düzlemde birden görebilmeyi öğretecek. Biz bu ayetlere niye Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz? Her ayeti demek ki bizim o 3 düzlemde okumamız lazım arkadaşlar. Uluhiyet, Rahmaniyet, Rahimiyet. Bu 3 düzlemde birden okursak hikmetler açılıyor. Kainattaki bu izdüşümler, birbirine bakışlar, birbirlerini açıklayışlar ortaya çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim bize bunu da hatırlatıyor yani. Peki sonraki ayetlere bakalım şimdi. Fesubhanallahi hayne estağfirullah. Fesubhanallahi hayne tumsune ve hayne tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyen ve hayne tuzhirun. Şimdi bunların kısa bir meali şöyle. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriymiş bunlar. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Kısa bir meali şöyle. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın diye ayet-i kerimeler bize buyuruyor. Tabi hemen şunu da bir bakış açısı olarak yüklenelim tam yeri. Biz bazen ayet-i kerimelerin hükümlerini bildiğimiz için diyoruz ki mesela şu ayet namazı emrediyor. Bu ayet şunu emrediyor. Tamam ama şimdi nasıl emrediyor? Müfessir veya kelam ilmi hocaları oradaki her bir incelikten, her bir böyle harften, kelimeden, seçilen ifadeden, alternatifler içinde onun konulmasından, buyurulmasından bir sürü hüküm çıkarıyorlar, bir dolu hüküm çıkarıyorlar. Hani biraz o kitapları karıştırdığınız zaman, hani ben bile çok az karıştırmışımdır. Yani cahil bir insanım, avamın önde gideniz yani ne okuduk şimdiye kadar. Ama bir parça karıştırdığınızda bile bakıyorsunuz ki ya şu harf niye geldi, bu harf niye var? İşaretül İcaz'ı okuyanlar orada Bediüzzaman Hazretleri bunları şey yapıyor mesela. Şu kelime niye konmadı, bu kelime niye kondu? Bu şöyle niye gelmedi de böyle niye geldi? Hepsinden artı artı manalar çıkıyor. 9. sözde bunu görmeyecek miyiz? 9. sözde de aynı bunlar var. Fakat nasıl çıkardığını anlatmıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani İşaretül İcaz'daki yöntemin aynısı. Fakat orada onları anlatıyordu. Şu kelimenin olması, işte şu çekimin olması, şu fiilin olması, şu ekin gelmesi, işte şöyle bir mana verir, şu olur, bu olur diye İşaretül İcaz'da geniş anlatıyor. Tabiri caizse tefsir ilmindeki rüştünü İşaretül İcaz'da ispat ediyor. Ama Risale-i Nur'un diğerlerinde, Yeni Sait eserlerinde mesela bu 9. sözde şu ayetteki şu çekimden, şu ekten, şu manayı çıkardım demiyor. Fakat hepsinin gene aynı usulle ilgisi var. Sanki Bediüzzaman Hazretleri burada usulünü terk etmiş gibi anlaşılmasın. Hayır, İşaretül İcaz'daki usulünü aynen koruyor. Sadece bizim gibi avamlar, zaten Arapçaya bir aşinalığımız yok, sarf nahif falan bilmiyoruz. Size o şeyi verirsem kafanız karışır. Belki lokmayı yutacaksanız da yutamazsınız. O kısımları vermiyor, doğrudan manayı veriyor. Çıkanı veriyor, nasıl çıkarıldığını anlatmıyor. Bazen ben duyuyorum bazı insanlardan Bediüzzaman Hazretleri işte diyor klasik tefsir usulünü İşaretül İcaz'da terk etmiştir. Yeni Sait'te yeni bir tefsir usulüyle yani şu anlamda söylüyorsa tamam. Orada nasıl çıkardığını söylemiyor artık yenilerde doğrudan hakikatlere geçiyor. Eskiden nasıl çıkardığını da söylerdi ona bir şey demiyorum. Ama kimisi de sanki Üstad Hazretleri Ehl-i Sünnet'in tefsir usulünü boşlamış da ondan sonra kendi kafasına göre takılmış gibi böyle bir ifadede bulunuyorlar. Haşa, sümme haşa. Bediüzzaman Hazretleri kıl kadar ayrılmıyor yani o usulden. Kesinlikle ayrılmıyor. Ne, nasıl çıkarılır bunu? Yine o usulün içerisinde yapıyor. Kafasına göre takılmıyor.
veya hevasına göre uydurmuyor haşa, bunlar yok. Bunları kim söylüyorsa yalan söylüyor, yanlış söylüyor. Bilmiyorsa cahil, kasten söylüyorsa da yani sinsi. Bir yere varmak istiyor onunla. Genelde de şu oluyor zaten, öyle insanlarda modernizm, reformizm temayülleri oluyor böyle. Buradan bir serbestliği yarak ediyor. Zaman da öyle yapmış. Biz de kafamıza göre takılalım. Şu ayete mana ver. Salla gitsin diyor yani. Çıkmıyor diyorsun. Ya boş ver. Bediüzzaman da çıkarmamış. Ya öyle bir şey var mı? Nasıl çıkarmamış? Bediüzzaman her şeyi bir usul içinde yapmış. Hiçbir yerde o usulü terk ettiğini söylemiyor. Bunlar hep zorlama söylemler. Hatta başka ifadeleri var. Yani diyor ki lisan-ı Arap'ın kurallarına uygun olmak şartıyla o manalar murad olabilir. Ehl-i sünnetin diyor usulüne bağlı bir şekilde, lisan-ı Arabi'nin kurallarına bağlı bir şekilde o manalar çıkabiliyorsa ayetten murad olabilir diyor. Vesaire vesaire. Yani öyle bir durum yok arkadaşlar. Bediüzzaman'ı götürüp modernizm, reformizm şeyine dayamaya çalışan, kendi temayüllerini Bediüzzaman üzerinden meşrulaştırmaya çalışan, hatta bazen belki Nurcu gelenekte yetişmiş, anası, babası, ailesi, kendisi de o içinde bulunmuş. Fakat bir yerde zincirini kırmış tipler var. Bunlara siz de denk gelebilirsiniz. Katiyen öyle değil. Öyle olduğunu söylediği hiçbir yer yok. Bakın bu adamların 40 yerde Ehl-i Sünnet'e saldırısı var. Gelene eleştirisi var, şusu var, busu var. Nerede? Muhakemattan buluyorlar bir iki bir şey. Bakıyorsun o anlama geliyor mu? Ben o anlamı vermiyorum. Onu da kendin vermişsin yani. Biraz böyle dikkatli bir gözle bakınca o anlamı da çıkarmamak lazım. Kendince o anlamı vermiş. Kendi yolunun taşlarını döşemiş. Ya gidiyorsan kendin git. Bediüzzaman nereye götürüyorsun? Git, götüremezsin de zaten yani. Götüremezsin de zaten. Her neyse. Ha, şeye gelecektim ben asıl, bu dallandı mevzu. Bakınız burada mealde bile sezdiğimiz bazı şeyler var. Meal elbette Kur'an değil. İnsan sözü bu okuduğumuz. Kur'an'dan anlaşılan bir parça manası. Bir özet şeyi böyle hani. Anlatılanların çok az bir kısmı. Belki Üstad Hazretleri öyle diyor. Hani birkaç sayfa belki olması lazım. En kısa meal. Yani meallendirmek şu iki cümleyi belki 12 sayfa falan olması lazım. Oradaki bütün muhtemel manaları falan böyle anlatmaya çalışırsan bir kısa mücmel tefsir yapmak lazım belki. En az o şekilde olabilir. O da tam olmaz yine ama belki öyle bir denenebilir. Burada şu kadarcık cümleler elbette bu ayetteki o icazı bize gösteremiyor. Fakat sezdirdiği şey var mesela. Bak nasıl emrediyor Cenab-ı Hak? Akşama erdiğinizde sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Bak. Şöyle demiyor mesela, peygamberinize aleyhissalatü vesselam bazı vakitler bildirdim, beni o vakitlerde namazla anın. Böyle demiyor. Namazı tesbihle anıyor veya aşağıdaki ayette tazimle anıyor, yine tesbihle anıyor. Ayrıca bir de vakitlerini de söylüyor. Akşama erdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, ikindi vaktinde, öğle vaktine erişince de. Mesela mealde gördüğümüz işte hamd'dan bahsediyor yine, tesbih'ten bahsediyor. Bunları söylüyorsa Kur'an, namazın bunlara bakan yanları, hikmetleri, düşünülmesi, konuşulması, görülmesi, tefekkür edilmesi gereken perspektifleri var demektir arkadaşlar. Bakın şu kısacık şeyde Kur'an'daki hiçbir kelime, hiçbir harf, hiçbir nokta tesadüfen, abes olarak öylesine konmuş değil. Hepsinde bin bir hikmet var. Görebilen için, okuyabilen için. Bizim gibi avamlar için değil. Biz müşriklerden alıyoruz bu dersi. Ama 9. sözü okurken de göreceğiz. Bu niye Cenab-ı Hak özellikle akşam erdiğinizde demiş, sabaha kavuştuğunuzda demiş, hamd'dan bahsetmiş, tesbih'ten bahsetmiş, öğleyi ikindiye anmış. Bunları niye böyle özellikle bu namaz emrinin içine katmış? Neden bu yanlarından bahsetmiş? Diye düşündüğünüz zaman bu kelimelerin büyük bir hikmete mebni olduğunu, hakkında düşünülmesi gerektiğini, Kur'an'ın bizi bir şeye uyandırmaya çalıştığını,
çalıştığını demeyelim, başardığını hatta muvaffak olduğunu elbette yani tetiklediğini, bir tefekkür tetiklediğini görüyoruz, seziyoruz. Bu ifadeler boşuna değil, Kur'an namazdan bu şekilde boşuna bahsetmiyor. Bu iki ayette yani Rum suresinin 17. 18. ayetleri de bize, bakın o vakitleri düşüneceksiniz ama vakitleri bu şeylerle beraber tefekkür edin. Pardon, şöyle diyeyim, daha geriden alayım. Namaz hakkında düşünürseniz namazı bu vakitlerle, tayin edildiği vakitlerle, artı içindeki öğelerle, tesbih gibi, hamd gibi, tazim gibi öğelerle birlikte tefekkür edin. O zaman namazın nasıl bir yere denk geldiğini hayatınızda görebilirsiniz. Ayet sanki bu tarif edişiyle, tasvir edişiyle onu bize hissettiriyor. Bediüzzaman Hazretleri de 9. sözün içinde işte bu tefekkürü bize yaptıracak. Hemen o zaman ilk paragrafı okuyayım. Dün bunları konuşmuştuk aslında ama yine girdik. Birinci nükteyi de okuyalım. Bugün birinci nükteyi inşallah konuşmuş olalım. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Yani niye bu namaz 5 vakit? Akşam gelsek kaza etsek olmaz mı? Gibi işte. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Bak, akşam erdiğinizde sabaha kavuştuğunuzda. Mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin bir makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. O eşiklerde büyük şeyler oluyor. Bizim namazımız o büyük eşiklerle ilgili. Yoksa gel akşam hepsini kaza et değil. O eşikte o işin yapılması lazım ki o hikmet eda olsun. Bu namaz öyle günün içine serpelim de işte aralarda kılın 2 saat arayla falan değil. Kainatta bir dönüşüm var. O dönüşüm içinde dünyada yaşanan dönüşümler var. Dünyada yaşanan dönüşüm içinde insanda dönüşümler var. Ki bu dönüşümden her birisi azim bir tasarrufu ilahi, yani Allah'ın büyük tasarrufu, hem de o tasarruf içinde bir ihsanat-ı külliye-i ilahiye var. O tasarrufu yapıyor ki şöyle şöyle faydalar, hikmetler, ne diyelim, maslahatlar, insana bakan, varlığa bakan, hayata bakan yardımlar, inayetler var yani. O büyük resimle de bir ilgisi var bu yaptığımızın. İnsan kendisini büyük resimle bağlarsa elbette eylediği iş ona daha ne diyelim önemli gözükür, vazgeçilmez gözükür, sektirilmez gözükür, caydırılmaz gözükür. Mesela diyelim size bir düğme verdiler, buna işte günün belli vakitleri basacaksınız dediler. İşte sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı, tam namaz vakitleriyle denk bir şekilde o düğmeye basacaksınız. Şimdi siz sanıyorsunuz ki bu düğme öylesine size verildi. O görevde ne kadar sebat edersiniz? Pek sebat etmezsiniz, belki çok da ihmal edersiniz yani. O düğmenin önemli bir iş gördüğünü düşünmediğiniz zaman. Söz gelimi ne yapıyor olsun o düğme? O düğmeye bastığınız zaman binanın ışıkları yanıyor olsun, bir binanın ışıkları. Ya dersin 5 dakika sonra yansın kardeşim, tam zamanında basmayayım diyebilirsin mesela. Ama bir de deseler ki sen bu düğmeyi basmazsan işte şu kadar insanın hayatı tehlikeye girecek. Nükleer santralin bir dengesini sağlıyor o düğme. Günde 5 defa işte o vakitlerde o düğmeye basılmazsa nükleer santral patlayabilir. Abi yatamazsın bile bak, o düğmenin yanında uykuların kaçar. 3 tane 4 tane saat kurarsın. Bir tane de adam tutarsın beni kaldır diye. Niye? Çünkü o çok zaruri bir şey oldu artık. Daha büyük bir resimle ilgili oldu. Daha büyük bir faydaya veya zarara ilgili oldu. Yani yapmamanın sonuçları büyüdü. Yapmanın veya yapmamanın sonuçları büyüdü.
öyle olduğu için elbette orada da senin tetikte olma halin değişir. İşte ilk durumumuzu o şeye verelim. Ya akşam gelsem hepsini kaza etsem ne olur'a verelim. İkinci durumumuzu da beş vaktini muntazaman kılan adamın yerine verelim. O ikincisi büyük resimdeki vazifede yerini bilirse elbette bu görevi böyle yapar. Yani o adiyattan bir iş değil. Cenab-ı Hak öylesine sana ya takıl kafana göre günde beş defa kılıçta falan haşa öyle buyurmadı. Büyük bir şeyler oluyor evrende. O döngülerde büyük şeyler yaşanıyor. Onların senle bile hani en incesisin sen varlığın meyvesisin. En nazlısın, nakışlısın. Senle bile bir ilgisi var yani gelip ucu sana dayanıyor o düzenin. Sen orada varlığını ifade etmelisin ki anlamını, hamdını, tesbihini ifade etmelisin ki o düzenin anlamı tamam bulsun. Geçenlerde bir dörtlük yazdım bu şeyi anlatmak için biraz. Yani kainatta zaten bu sanat, bu düzen, bu anlam var. Ama bu anlamın söze gelişini Cenab-ı Hak bizim dilimize bağlamış tekrar. Ya biz Subhanallah demesek Allah kusurlardan münezzeh değil mi? Elbette yine kusurlardan münezzeh. Haşa bizim dilimiz ne yapıyor? Ama öyle bir şey bağlamış, bir bereket bize yani bize çok şey kazandırabilecek bir imkan. Dile gelişi de sizden olsun demiş. Yani insani şekilde anlam verilişi, tefekkürü, iradeli canlılarla beyanı sizin üzerinizden olsun demiş. Melek kardeşler kendi tesbihatlarını yapıyorlar. Onlar çok muntazam yapıyorlar. 10 numara yapıyorlar. Ama bir de bir yer açmış Allah. Burada da iradeli canlılar yapsın bu işi demiş. O alanı da bize vermiş. Eğer biz o büyük resimdeki bu yerimizi bilirsek elbette ayağımızı atarken de daha dikkatli oluruz yani. Bu tavrımızı etkiler, tutumumuzu etkiler, durumumuzu etkiler. İnsan neyin parçası olduğunu düşünürse onun anlamıyla anlamlanır, onun anlamıyla şuurlanır, dikkatlenir. Bazen işte alıyorlar işçileri, yeni elemanları iş yerine bir oryantasyon eğitimi veriyorlar, değil mi? Yani biz nasıl bir firmayız? Ne yapıyoruz? Hikmetimiz ne? Ne anlatıyoruz insanlara? Neyi başarıyoruz? Ülke için niye değerliyiz? Firmanın dayandığı değerler ne? Tarihçesi ne? Ne başarılar kazanmış? Neler satmış? Neler almış falan filan. Onu sana anlatıyor ki yani diyor eleman bak yeni geldin bu büyük resimdeki yerimizi bil. Bil ki ona göre ayağını at. Bunu veriyor ki yani dikkatli ol. Hem de yani biraz kıvamını al bu işin. Ayarını al. Senin atıyorum bozduğun mal, işini yerinde yapmayarak zarar verdiğin ürün, doğru muhatap olmayarak kötü intiba bıraktığın müşteri bize zarar verir. O büyük şahsı maneviye zarar verir. O büyük resme zarar verir. Sen büyük resmi bil ki ona göre davran. Bizi de ona göre sana davranacağız çünkü. Bizim o kadar yıl inşa ettiğimiz şeyi sana bozdurmayız yani. Otur telefonun başına her gelene fırça at. Böyle pazarlamacılık da yapamazsın. İşte otur makinenin başına zararlı zararsız mallar üret. Kusurlu kusursuz ya kusursuz değil de kusurlusunu üret mesela. Defolu mal üret. Öyle rahat bırakmayız seni. Bu kadar yıl inşa etmişiz, bu kadar çabayla inşa etmişiz. Sana bozdurmazlar. Bir orkestra düşünün. Orkestranın içinde bir tane davulcu var. Kafasına göre vuruyor darbukaya veya. O orkestranın çaldığı şeye uymuyor. Vurdurtmazlar. Vurursa bedelini öder. O büyük o kadar organizasyon yapılmış, o kadar insan çalışmış, saniyesi saniyesine birbirlerine uyum kazanmışlar. Sen gelip geliyorsun istediğin gibi darbukaya vurayım, bozayım. Bozdurmazlar. Bozarsan da bedeli olur. İşte biz de şu an kainat musikisinin ortasında davulumuzu çalıyoruz. İnsaniyet davulumuzu çalıyoruz. Uymamız lazım. Öyle keyfimize göre çaldırmazlar. Çalar mısın? Çalarsın, çalarsın. Onun da bedeli olur işte. O orkestra senin ortasını alır, bir güzel döver. Melek kardeşlerimiz de, zebani kardeşlerimiz de, işte o cehennemlikleri, dünyada dümbeleklerini, ahengi uydurmayanları cehennemde böyle dövecekler. Bozdun çünkü işi. Şöyle diyelim, elbette sen kainata bir zarar vermedin ama o büyük resme zarar verdin şey açısından.
Sen görevini iyi yapsan daha güzel olacaktı. Yapmadın, bozdun o güzel ahenkten bir şey eksilttin. Kendi payını eksilttin. Kendi payına zararlısın, onun da cezası çekilir. Evet, namazın böyle bir anlamı var dedik. O büyük orkestraya uyum. Kadir-i Zülcelal'e, yani celal sahibi ve kudret sahibi olan Allah'a, her şeye gücü yeten Allah'a, o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için, yani anlamak için, fehm anlamak demek. Geçen de bahsettim, Sivas'ta bir tabir var, fehimsiz derler. Daha doğrusu fehimsiz derler böyle. Yani anlayışı kıt, anlamıyor, cahil babında. Arapçadan gelmiş, fehmetmek. Beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Beş nüktede biz namazın vakitlerinin hikmetini ders alacağız. Birinci nükte. Namazın manası. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Bakın çok önemli. Yukarıdaki ayeti kerimelerde geçen o tesbihi falan, hamdı, niye ayet namazı böyle tarif etti diye sorduk ya. Bakın Bediüzzaman Hazretleri de o kelimelerin geçişini elbette hikmetsiz, yersiz, haşa abes görmediğinden ilk bak o kelimelere gitti. Bu kelimelerle bu namaz niye emredildi diye geldi ve orada şuna vardı. Namazın manası, yani namaz ne yapıyor arkadaş, bu namazın ne anlamı var? İnsan bu namazı kılmakla ne yapıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunun cevabı işte o üç kelimedeymiş yine. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, yani kusurlardan tenzih etmek, sübhaniyetini açıklamak, zikretmek, beyan etmek, kabul etmek, tazim, onu büyüklemek, azametini, kemalini idrak etmek, anlatmak, ilan etmek ve şükürdür ve nimetlerine teşekkür etmek. Bu üç mana namazın içinde varmış. Bir, tesbih yapıyormuşuz ki zaten namazın içindeki tesbih kelimeleri Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim gibi ifadeler bunu gösteriyor. Artı beyana gerek yok. Tazim, Allahu Ekber her rükünde, secdeye giderken, secdeden kalkarken, rüküye giderken, rükudan kalkarken her şeyde Allahu Ekber diyoruz. Ve şükür. Fatiha başlıyor neyle? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani şükür de var. Hamd, yani o mana da var. Yani celaline karşı, yani peki tesbih, tazim ve şükür ne demek? O açılacak şimdi de. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Celal ne? Haşmet. Cenab-ı Hakk'ın Kenan abinin tarifini kullanayım, Kenan Demirtaş abinin, korkutucu güzellik. Şimdi geçen de böyle bir misal almıştım sanıyorum. İşte bir gelinciyi gördünüz, ne kadar güzel. Onda ne gözüküyor? Cemal. Çok güzel. Ama gittiniz mesela bir yaylaya çıktınız, bir vadiye çıktınız. Komple bir vadinin kenarı tamamen şey, gelincik tarlası gibi böyle. Bir çıktınız, kızıllık, kocaman bir alan. O haşmet size nasıl hissettirir böyle bir? Böyle bir heyecanla şey yaparsınız. Veya gittiniz, küçük bir pınarı kaynarken gördünüz. Tatlı, letafetli bir su akıyor. Oh elhamdülillah, içtiniz diyordum, bismillah, elhamdülillah. Orada bir tatlılık istediniz, hissettiniz. Bu mesela cemal, güzellik. Ama bir de gittiniz Niagara şelalesinin yanında, onu çağaldarken gördünüz yani. O nedir? O işte o haşmet. Gene beğeniyorsunuz ama biraz da korkuyorsunuz yani. Bir gerilim hissediyorsunuz. İşte celal aslında şiddetli güzellik. Artık o öyle bir orana çıkmış ki ondaki cemal. Celali öyle anlamak lazım. Celaldeki cemal öyle bir noktaya çıkmış ki artık insan kendi sınırlarına dayandığını hissediyor. Veya Cenab-ı Hakk'ın oradaki cemal tecellisinde azametinin de göründüğünü
hissediyor. Oradan bir gerilim yaşıyor içinde. Böyle gerilimleri yaşadığımız anlar celal anları. Mesela deprem aslında bir celal tecellisidir. Ve küçük cemallerden örülüdür. Nasıl ki o gelincik tarlası gelinciklerden, küçük küçük gelinciklerden oluştu, kocaman bir gelincik tarlası oldu. Fert'te cemaldi, nevide celal gözüktü. Mesnevi'deki ifadesi, Mesnevi-i Nuriye'deki ifadesiyle. Depremde mesela evet biz celalini algılıyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın orada ektiği çok güzellikler var. Bir cemal tecellisi var. İnsanı kendi varlığını idrak etmede bir ayarlıyor. Veya belki dünyanın düzeninin devamında büyük güzellikleri netice veriyor. Daha ne bileyim, hani her şeyle bir ilgisi var dünyada olanların. Belki o depremler sayesinde kıyamet kopmuyor, dünya dağılmıyor, yörüngesinden çıkmıyor. Jeolojik şeyde elbette bir yeri var. Bir de böyle haşmetli hadiselerin insana verdiği bir ayar var. Eğer bunlar olmasa, bakın biz sapıtıyoruz zaten de, daha da çok sapıtırdık eğer celali hadiseler olmasa. Düşünün ki bugün nükleer silahları azaltma veya işte nükleer santralleri yapmama konusundaki temayüller nereden doğdu? Hiroşima ve Nagasaki'de yaşananlardan doğdu yani. Orada onu gördüler, ya bu ne yaptık biz ya dediler yani, bu nasıl bir sonuç verdi, bir sürü masum insan falan öldü. Ondan sonra insan, ya biz bu kadar da serbest olmamalıyız yani. Tamam bunu yaptık da insanlara karşı kullanmak çok ağır sonuçlara, acı sonuçları oldu. Yapmayalım bunu. O sonuçla yüzleşince bu idrak algısı geldi. Bu idrak, bu algı oluştu. Demek ki o celalde bir ayarlayıcılık var. Veya işte deprem oluyor. Depreme kadar bizim İkram abi, kulakları şınlasın İkram Arslan abi. Çok iyi bir abimdir yani, benim önümü de gözümü de çok açmıştır böyle Risale-i Nur'la ilgili meselelerde. Yine onun anlattığı bir şey var. Ben depremde İstanbul'da değildim, o büyük depremde, ama o buradaydı. Dedi ki ya, normalde o zaten namaz vakitlerinde hep camiye gidiyormuş. Dedi ya, ben normalde gidiyordum, camide pek cemaat olmuyordu sabah namazı vaktinde, ama diyor depremden sonra bir gittim camide yer bulamadım diyor, dışarıda böyle avlu bile doluydu. Şimdi bak deprem ne yaptı? İnsana insanlığını hatırlattı, yoksa unutmuştuk gibi gibi. Yani o celal hikmetsiz değil. Bir şey öğretiyor bize. Ha, ama ne var celalde? Subhanallah'ı gerektiren. Bazen biz o celaldeki şeyi çözemiyoruz. Güzelliği çözemiyoruz. O kadar şiddetli geliyor ki, güzel mi? Haşa, çirkin mi, anlayamıyoruz. İşte deprem bir örnekti, zikrettik. Kimileri var, Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor, İslam'a inanmıyor. Adam için deprem güzel olabilir mi o adam için? Evi yıkılıyor, barkı yıkılıyor, bunların kendisine bir dönüşü yok, kazandırdığı bir şey yok. Onun gözünde elbette bunlar hep böyle bad hadiseler, kötü hadiseler, çirkin hadiseler. Müslüman ne yapıyor? Böyle hadiseler yaşadığında kafasındaki harita karışıyorsa ne dedi? Celaline karşı kavlen, dille ve fiilen, amelle Subhanallah deyip takdis etmek. Demek ki bizim celale karşı sergilememiz gereken, hatırlamamız gereken, kendimize dur ya bak böyle düşünmeliydim dememiz gereken şey Cenab-ı Hakk'ın sübhaniyeti. Deprem oldu. Nasıl Allah, nasıl bir Allah buna izin verir falan filan. Haşa, böyle demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Subhanallah. O kusurlardan münezzehtir. Bunu verdiyse bunun bir hikmeti var. Bunu verdiyse bunda arkasında çok rahmet tecellileri de var. O çirkinlik dediğimiz kusurlu şeyi yaratmaktan münezzehtir. Çirkinlik bizim algımızda oluşan sorundur. Bakın, çirkinlik bizim algımızda oluşan sorundur. O çirkin gördüğümüz şey de aslında resmin içinde bir yere oturuyor. Bir dağa çıktığınız zaman, dağda kayalar da var. Şekilsiz, şukulsuz, böyle karışık kuruş kayalar da var. Ağaç da var, yeşillik de var, su da var. Çiçek de var. Şimdi bu çirkin, bu güzel. Hayır, onlar beraber çok güzel oluyorlar. Yani o taşla o çiçek yan yana sanki tasarlanmış, konulmuş. Adamda bir burun var böyle kemerli.
İşte yüzü falan ya şu burnunu bir değiştir diyorlar. Estetik ameliyat yaptırıyor. Sanki burnunu oraya başka bir şey koymuşlar gibi duruyor. Yani estetik cerrahlar da diyorlar ki insanın yüzünün tamamı bir uyum içinde. Biz mesela o burnu diyor bozduğumuz zaman o kemerli burun mesela adam rahatsız olmuş. Kendi kendine demiş ki ya bu kemer olmasın. Ama diyor onu bozduğumuz zaman yüzdeki uyumu da bozuluyor. O yüzden diyor hani fazla müdahale etmemeye, en az müdahaleyle çözmeye çalışıyoruz diyor talepleri. Yoksa diyor mesela her gelenin istediğini yapsak o yüz güzellikten çıkar, çirkin olur. Ki görüyorsunuz adam bir şey yaptırmış. Ben görüyorum mesela botoks moktos mevzuları falan çıktı ya şimdi. Rastladım öyle bir kadın yaptırmış. Markette miydi bir yerde mi? Ya çok tuhaf bir şey olmuş yani. Böyle şuraları böyle şişmiş, açılmış sanki koçbaşı gibi olmuş tabiri caizse. Bu kapıyı kıracak gibi duruyor. Öyle bir şey olmuş yani o koçların burası biraz şeydir ya böyle belirgindir. Onun gibi olmuş tövbe estağfurullah. Veya işte mesela bir kadın yaptırıyor. Kadının suratı erkeğe dönüyor böyle bir. O oradaki şey bozuluyor. Kadınsı letafet bozuluyor o estetik şeyden dolayı. Bu kalemle çizilecek gibi yapmamış ki Allah. Orada ne ince sanatlar var. Yani ne o buradaki kemerin belki yanaktaki çıkıntıyla bir şeyi var, irtibatı var. Dokundu mu bozuyorsun. Subhanallah demen lazım. Kendindeki kusurları, kendinde gördüğün kusurları, kusur sandığın şeyleri de Subhanallah'la anman lazım. Büyük resimde celal gelen şeylere karşı da Subhanallah demen lazım. Demek ki namazın bir şeyi neymiş? Tesbihmiş bir fonksiyonu. O fonksiyonun açılımı neymiş? Celali şeylere karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek, onu kusurlardan yüce tutmak, mukaddes kılmak. Kılmak demeyelim de olduğunu anlamak, hatırlamak. Yoksa bizim kılmamız değil. Cenab-ı Hak zaten öyle. Takdis diyor burada mesela Allah'ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilan etme. Ha. En güzel şeyi söz basım söylemiş. İlan etme. Biz de katılıyoruz o sürece. Zaten kainat onu söylüyor da biz de irademizle o sürece dahil ediyor oluyoruz. Cenab-ı Hak bizden dahil olmamızı istiyor çünkü. Bir yanı buymuş. Peki celale karşı kavlen tamam diyoruz. Subhanallah. Bu kavlen oldu. Fiilen namazda nerede var fiilen Subhanallah demek? Yani fiilen Subhanallah nasıl denir ya? Düşünelim bakalım bunu bir. Yani namazda fiilen Subhanallah diyorum ben. Nasıl oluyor yani? Nasıl diyorum ben o Subhanallah'ı fiilen? Fiilen bir kelime nasıl söylenir? Böyle hani sinema oyunlar oluyor ya film adını anlatmaya çalışıyorsun konuşmadan işaretlerle falan. Böyle mi? Değil. Nasıl? Şöyle söyleyelim. İnsan kimin karşısında eğilir? Kimin karşısında ellerini bağlar? Kimin karşısında secdeye kapanır? Yani bu hareketler neyin ifadesidir? Beden dilinde mesela, beden diliyle ilgili kitaplar okuduysanız onlar da artık bunu böyle şeyleri kabul ediyorlar. Hatta hani bu da bir ilim oldu. Üzerine kitaplar yazılan, konuşulan, incelikleri fark edilmeye çalışılan bir şey oldu. Kolları bağlamanın bir anlamı var. İşte elini çeneye koymanın bir anlamı var. Ağzını kapatarak konuşan demek ki yalan söylüyor falan. Yani kelimeler söylüyor ama aslında utanıyor falan. İşte saçını kaşıyorsa onun bir manası var falan. Artık diyorlar ki hepsinin bir manası var bu beden dili şeyinin. İşte kollarını bağlıyorsa seninle iletişim kurmak istemiyor falan filan gibi maddeler var. Bir insan birisinin karşısında ellerini bağlıyorsa, rüküye gidiyorsa, secdeye gidiyorsa bu ne anlama gelir? Bu onun verdiği hükümlere boyun eğdiğini, kabul ettiğini, onun büyüklüğünü idrak ettiğini ortaya koyar. Yani bunu yapar. Yani elbette secdede Subhanallah manası vardır fiilen. Yoksa insan karşısındakini hatalı görse haşa ona secde eder mi? Haşa Allah'ı hatalı gören onun karşısında secdeye kapanır mı? Rükûya eğilir mi? Elini bağlar mı? Bunlar bir kabul ifade ediyor. Bir beden dili talimi olarak hayatımıza dahil oluyor namaz.
Yani sadece söz değil, fiil de eğitiyor bizi. Ben hep bunu söylüyorum arkadaşlarıma da, işte sohbet ortamlarında da. Secde eden adam, ömründe secde görmemiş adamdan farklıdır. Fiilen secdeyi yapmış adam içinde farklı bir yere varır. O yüzden İslami ilimlerde ahlak ile şey birbirinden ayrılmaz. Entelektüel meşgale gibi görülmez İslami ilimler. Secde eden adamın Kur'an tefsiri başka olur, etmeyen adamın başka olur. Oryantalistler neden İslami eserleri okuyorlar da bizim gördüğümüz o zenginlikleri görmüyorlar? Neden bizim aldığımız feyzi almıyorlar? Neden hidayete ermiyorlar? Ateistler de Kur'an okuyor. Deistler de Kur'an okuyor. Bakıyorlar yani ne yazılmış, ne söylenmiş diye. Veya hadisleri görüyorlar veya İslami eserleri, siyerleri falan okuyorlar. Bazen araştırmak için sadece, bazen hamasetle de olsun okuyorlar yani. Peki niye sonuç bizimkinin aynısı olmuyor? Çünkü eğitim yok onlarda, o ön kabuller yok. Secde eden Allah'a secde edilir, önünde rükû edilir, önünde el bağlanır, günde 5 defa gören bir kul şuuru yok. Onların çıkardığı tefekkürün de bu yüzden bereketi yok. Ben diyor işte profesyonel bakıyorum verdiğim dini derslere. Olmaz öyle iş. Dini ilimlerin verilmesi ahlakla beraberdir. Ahlakın yoksa o dini ilimleri senden kabul etmemek lazım. Çünkü sen onu aktaramazsın. Senin yapacağın tefekkürler de tehlikeli olur. Çünkü doğru idrak oluşmamış sende işte. Celaline karşı Subhanallah diyecek idrak sende oluşmamış. Sen şimdi ayetlere baksan kusur görürsün ki işte Mustafa Öztürk. Bir misali. Adam diyor Allah nasıl böyle konuşur haşa. Artık Allah'a da ayar verecek şeye geldi. Kıvama geldi nasıl uçtuysa. Öyle bir noktaya vardı yani. Kur'an'ı beğenmiyor. Kur'an'da diyor Allah nasıl böyle konuşur diyor. Peygamber uydurdu diyor. Onu da tam diyemiyor böyle. Çünkü onu öyle dese başına iş gelir. Geldi de zaten. Daha da fazlası gelir diye belki ürküyor. Ya gezdiriyor işte elbette onun yaşadığı şartlarda onu etkilemişti, işte sinirlenmişti, kızmıştı falan filan. Belki burada o yüzden falan filan dediği oraya varıyor zaten de. Süsleyerek diyor, fıstıklayarak söylüyor onu. Doğrudan hamuru yedirmiyor. Evet, kavlen ve fiilen Subhanallah demek lazım. Allah'la ilişkimizi, Cenab-ı Hak'la ilişkimizi, Kadir-i Zülcelal ile ilişkimizi doğru yerde tutmak için, onu Allah kendimizi kul bilmek için bunu yapmamız lazım. İki, hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Namazın ikinci fonksiyonu neymiş? Bu da tazimin açılışı, yani izahı. Kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Tazim yaptıran bize Allahu Ekber'miş. Azametini ilan, büyüklüğünü ilan. Biz bunu Allahu Ekber ile yapıyormuşuz. Allahu Ekber, estağfurullah. Allahu Ekber ne demek? En büyük Allah demek. Allah en büyüktür demek. Evet, Allah en büyüktür demek. Burada da başka bir mana verilmemiş. Bir bakayım dedim. Daha zengin güzel bir şey varsa. Allah en büyüktür demek. Ezanlarda biz bunu günde 5 defa işitiyoruz. Bu hakikaten bu kadar çok hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Gündelik hayatta başımıza neler gelmiyor ki? Neler ümidimizi kırmıyor ki? Veya ne acılar duymuyoruz ki? Kendimiz yaşamış olalım veya başka coğrafyalardan bize nakledilsin. Bunlara karşı hep biz bu Allahu Ekber manasına muhtacız. Bu iş büyük bir iş, başımıza geldi ama Allah ondan da büyük. Bunu isterse giderir. Veya şuradaki arkadaşlar hakikaten büyük bir zulüm yaşıyorlar ama Allah onların yaşadığı zulümden de büyük, ona zulmedenlerden de büyük. Asıl kudret sahibi o. Bunları bundan çıkarır, kurtarır. Veya büyük bir projeye girdik. Çok emek isteyen, yıl isteyen bir şey. Bunda da bizim şeyimiz Allahu Ekber. Yani Allah bizim girdiğimiz bu projeden de büyük. Dilerse bizi bunda muvaffak eder. Gayretlerimizi boşa çıkarmaz gibi gibi manalar Allahu Ekber'in içinde var. Müslümanın itikadını koruyan, tutan,
dalalete sapmasını engelleyen bir yan var Allahu Ekber'de. Adama soruyorlar mesela, avamın aslan benim gibi bir köylü Mehmet amca. Adama soruyorlar ya Allah diyor ahireti nasıl yaratacak? Allahu Ekber diyor. Sorun değil ki onun için. Allahu Ekber en büyük o. Sen diyor mesela ahiretin yaratılması için nasıl bir güçlük görüyorsun? İşte şöyle bu kadar canlı nasıl falan. O güçlük ne kadar büyük diyor. İşte şu kadar büyük. Allahu Ekber. Allah ondan da büyük. Allah her güçlükten daha büyük. Bakın şu kadarcık ifade bir sürü problemi eğer onunla tam bağlantı kurabilirsek, manasını tam kavrayabilirsek kurtarıyor. Çok şüphelerden, tereddütlerden insanı ne diyelim saklıyor onun manası, ona öyle inandığınız zaman. Ama ne zaman ki Allahu Ekber'den kopuyorsunuz, işte Yunan mitolojisi gibi, Hitit tanrıları gibi, yok Hindistan'ın bilmem nesi gibi böyle sınırlamaya başlıyorsunuz Allah'ı. Ya bunu yapar da acaba bunun üstünü, ya onu da yapamaz herhalde, o kadar da değil falan gibi, haşa, böyle sınırlarla düşünürseniz Allah'ı, bu defa işte fikri dalaletler başlıyor. Kimisi işte, neydi o adamın ismi? Abdülaziz Bayındır gibi Allah geleceği bilmez diyor. Haşa, sümme haşa. Alemi yaratan alemi nasıl yaratacağını nasıl bilmez? Ezeli olan Allah zamanı nasıl bilmez? Yaratmayacak olan bilmese olur. Yaratacak olan yarattığını nasıl bilmez? Gibi gibi sorular çoğaltılabilir. O öyle diyor, başkası böyle diyor, ötekisi şöyle diyor. Bakıyorsunuz hepsinde şey var. Allahu Ekber demeyi bırakmışlar. Nerede? Dillerinde mi? Hayır. Burada ve burada demeyi bırakmışlar. Burada ve burada demeyi bıraktıkları için o itikat problemi olarak yansıyor sözlerine, okuyuşlarına, anlatışlarına yansıyor. Allahu Ekber olsa diyecek ki mesela ya bunu Allah bilmiyor mu? Ya nasıl olur diyecek Allahu Ekber, yani Allah bundan böyle bir kusurdan münezzehtir. Subhanallah. Bilmemek kusurundan, cahillikten. Bu bilmeme problemi veya bu bilmenin gerektirdiği güç mü var? Emek mi var? Allah'ın kudreti onlardan büyüktür. Allahu Ekber. Böyle bir problem Allah hakkında bahsedilemez. Onun büyüklüğünün sınırı yoktur. İle aşabilir. Ama aşamıyor. Neden? O Ekber'i Allah'tan kopardığı için. Yani şu cümle aklımızda kalsın arkadaşlar. Ekber'i Allah'tan koparan, Allah'ı Ekber olarak idrak edemeyen, itikadında problem yaşamaya başlar. Okuyuşlarında, anlatışlarında sıkıntılar olmaya başlar ki bugün uğraştığımız problemlerin çoğu, karşılaştığımız problemlerin çoğu, şüphelerin çoğu böylesi bir Allah'la Ekber'i birbirinden ayırmaktan kaynaklanan şeylerdir. Bunun belki ince okumasını sonraki derslerde yaparız mevzu geldikçe. Daha da incesine gireriz. Fakat şimdi vaktimiz az kaldığı için şu paragrafı bir okuyayım istiyorum. Bunu kemaline karşı yapıyormuşuz Allah'ın. Kemal nedir? İşte burada nasıl verilmiş? Kusursuzluk, mükemmellik diye verilmiş. Ancak başka yerde Bediüzzaman Hazretleri cemalle celalin birlikteliğine kemal diyor. Bir şey hem celalli hem cemalli. İkisini de gör, aslında zaten her şey öyle de, ikisini de gördüğün zaman o şeydeki kemali fark ediyorsun. Mesela depremdeki celali gördün, ürktün, korktun. Bir de ondaki cemali bildin, tefekkür ettin, hikmeti anladın. Ne oldu? Celalle cemal birleşti. O hadiseyi artık kemalle idrak etmeye başladın. Demek ki Allahu Ekber'in meselelerin kemalini kavramamızda da öğrettiği bir bakış açısı olma şeyi var. Burada da şey dedi, lafzen ve amelen dedi. Yukarıda kavlen ve fiilen demişti. Burada niye lafzen ve amelen? Allahu Alem, bunu şöyle düşünüyorum ben. Şimdi yukarıdaki fiil, subhanallah, secde ve rükû ve işte el bağlamak gibi şeyler ifade ediyor demiştim. Ama aşağıda Allahu Ekber sözle dile geliyor namazın içinde. Ve dolayısıyla bunlarla bağlı. Mesela rükûyla, secdeyle, el bağlamayla vesaire, bunlarla, namazın içindeki hareketlerle
onların başı sonu olma itibariyle bağlı. Bu açıdan belki amel diye ayrıca zikretti bunu. Amel davranış demekmiş. Fiil mesela. Belki böyle bir şey ben kendim söylüyorum. Allahu alem kaydıyla söyleyeyim. Secde fiil. Ama Allahu Ekber'le birleşince o bir davranış. Daha bütünlüklü bir hale geldi. Sözle fiil birleşti. Belki bu anlamda Allahu Ekber lafzıyla şeyi beraber düşününce acaba o mu amel oluyor? Allahu alem böyle bir şey aklıma geldi. Bunu da belki sonraki dersler başka manalar aklıma gelirse ince konuşuruz. Lafzen ve amelen dedi burada. Allahu Ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Üçüncü manası neymiş? Bu da şükre bakıyor. Birincisi tesbihe, ikincisi tazime, üçüncüsü şükre bakıyor. Şükür de izahı burada. Cemaline karşı kalben ve lisanen. Kalben ve lisanen ve bedenen, beden de dahil oldu çünkü, elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek ki namazın içinde bu da var, cemale karşı duygusal bağ kurma. Bakın diğer ikisinde tefekkür daha öncelikli gibiydi. Değil mi? Diyordu ki yani arkasını düşünmek lazım. Ama burada bir de o hoşluğu içinde kalben duygusal olarak yaşamak lazım. Cemal üzerinden duygusal ilişkiye girmek lazım. Belki celal üzerinden o ilişki yük gelebilir ama cemal üzerinden o ilişki yük gelmez. Celal'de mesela korkuyoruz, endişe ediyoruz. Bunun bir oranı var. Ondan geçsek belki o haşyet bizi nasıl diyelim bayıltır. Nasıl Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın o dağ tecellisi, dağın parçalanması hadisesinde bayılmış o haşmet karşısında. Bizi de bayıltır. Bir sınırımız var. Ama cemalde o hoşluğu idrak ederiz yani Cenab-ı Hak cemalinden ne kadar bahşetse onda kalbimiz daha çok hoşnut olur. Cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Elhamdülillah da şükür de var. Hamd şükrü kapsar. Şükür ne kadar teşekkür olup elhamdülillah'tan daha alt bir manayı ifade etse de elhamdülillah'ın içinde mündemiştir yani şey olarak. Elhamdülillah daha büyük bir manayı ifade ediyor. Oradaki bütün hamdların, övülecek şeylerin Allah'a ait olduğunu, hünerlerin, meziyetlerin bizim değil Allah'ın malı olduğunu ifade ediyor. Ama şükrün manası da evet teşekkür olarak elhamdülillah'ın içinde var. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Yani tohumları. Ondandır ki namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Namazın hareketlerinde ve zikirlerinde yani söylenenlerinde, hatırlananlarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Ve ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için yani desteklemek için, kuvvetlendirmek için, tekrar etmek için şu kelimat-ı mübareke yani Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Tekit ne demek? Takviye manası var herhalde. Kuvvetlendirme evet. Öyle bir manası var. Bakın namaz tesbihatı da geldi şeye bağlandı. Namaz tesbihatı sünnetti. Namazın kendisi farz ama tesbihatı sünnet. Şimdi ne oldu? Bak sünnet geldi. Tesbihat bize şeyi anlatır oldu. Namazın ne iş yaptığını bizde anlatır oldu. Artı namazın manalarını kuvvetlendirir oldu. Hani sünnete boş verebiliyorduk. Nasıl boş vereceğiz? Sünnet zaten farzın zırhı. Farzın işte buradaki manalar, tekidi, takviyesi onlarla oluyor. Demek ki namaz tesbihatıyla da namazın manası tekit ediliyor, kuvvetlendiriliyor. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber tekrar tekrar söylenerek ya biz bu işi bunun için yapmıştık. Biz bu işi bunları hatırlamak için yapıyoruz. Zaten namazın da amacı buydu. Ha, ben bu yüzden bu kelimeleri tekrar tekrar söylüyorum. İdrakine ulaşmak tesbihatta ve o perspektifi kazanmak tefekkürde. Namazın bize öğrettikleri en başta birinci nükte itibariyle bunlar.
Bunlar bize hep lazım şeyler. Öyle bir kere lazım değil, hep lazım şeyler. Yani şunu da düşünelim. Mesela bir misal düşünmeye çalışıyorum da onu oturtmak için kafamızda. Mesela bize bir şey öğretirler, bir ders verirler. O dersin sonunda da bir formüle veya bir kelimeye yüklenerek bir ezber yapılır. Bir ne diyelim maddeler halinde veya bazen de tamlamalar halinde bir şey kafamıza yazılır. Onu o dersten sonra tekrar ederiz. Bak bu buymuş, bu da şuymuş, o da şuymuş. Bu buymuş, o da şuymuş, bu da şuymuş. Hani bu o şeyi tekrar ederek o derste öğrendiğimizi şey yaparız, kuvvetlendiririz. Mesela işte sert sessizleri hatırlamak için kullanılan şeyler vardır. Öğrenirsiniz sert sessizleri. Ne iş gördüğünü, niye lazım olduğunu, üniversite sınavında çıkınca karşımıza nasıl cevap vermek gerektiğini bununla ilgili sorular öğrenirsiniz. Sonra aklınızda kalsın diye ona bir tekerleme yaparlar. Mesela neydi o sert sessizler? Fıstıkçı Şahap mıydı? Fıstıkçı Şahap diye bir şey öğretirler. Onu söylediğinizde bu şey aklınıza gelir. Ha bak bu oydu. Veya yapım ekleri. Anası mezar dik ecek. Galiba öyle bir şeyle aklımızda kalıyordu. Anası mezar dikecek oluyor cümle. Ama onu parçaladığınız zaman o yapım ekleri aklınıza geliyor. Anası mezar dik ecek. Niye? Lazım olacak. Onu kullanacaksınız. Gibi gibi. La teşbih ve la temsil. Namazda bizim öğrendiğimiz şeyler tesbihatında böyle şey şeklinde bize veriliyor. Hülasa şeklinde. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Namazda onu almıştın ders. Sonunda onu tekrar ediyorsun. Namazdaki dersin takviyesi bunlar. Namazda kuşanman gereken veya kuşandığın halin zaten. Desteği bunlar. Artısı bunlar. Cilası bunlar tabiri caizse öyle söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu güzel dersi vermiş ki hem bir namazda ne yaptık onu anlayalım. İki, aklımızda kalsın bunu sonraya da taşıyalım diye bu dersi bize öğretmiş. Evet benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Aslında burada cemale karşı kalben lisanen ve bedenen kısmını konuşmak lazımdı. Hem de kemale karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber'i de biraz daha konuşabilirdik. Fakat zamanımız doldu. Israrcı olmayalım, sıkmayalım daha fazla. Yarın bir parça bunun üzerine sarf-ı kelam ederiz. Sonra da inşallah ikinci nükteye geçeriz. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.